Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir tarifle sizlere geldim arkadaşlar. Çok lezzetli bir çorba, flette soup'e. Krep çorbası diyebiliriz ismine. Bu çorba arkadaşlar Alman restoranlarında genelde başlangıçta kullanılır. Benim kızım çok sevdiği için evde yapıp bu tarifi uyguluyorum. Yapmışken de bu kez tarifimi videolu hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Evet, öncelikle tarifime geçmeden önce arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca abone olduktan sonra zil sesini de açalım arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir. Devam videolar paylaşmam için sizlerin desteğinize ihtiyacım vardır. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, daha fazla lafı uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. 400 milim süt, 4 tane yumurta, yaklaşık 1 çay kaşığı tuz, 1,5 çay kaşığı şeker. Bunları güzelce mikserde çırpıyorum. Çırptıktan sonra içerisine 200 gram un ilave ediyorum. Ve tekrar pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Bu çırpma işlemini ben robotumda yapıyorum arkadaşlar. Sizler dilerseniz mutfak şefinizle veya el mikseriyle bu işlemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yumurtayı, sütü, tuzu ve şekeri birlikte çırptıktan sonra şimdi unu ilave ediyorum. Bu şekilde benim robotumda tartı da var. Onun için çok kolay oluyor. Hemen üstten ilave ediyorum unumu da. Gördüğünüz gibi. Kapağını kapatıyorum. 15 saniyede hız seviyesi 4'te, daha sonrasında biraz daha seviyesini artırarak çırpıyorum ve gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Artık krep hamurum hazır. Bunu şimdi başka bir kabıma dökeceğim daha kolay alabilmem için. Çünkü içerisinde bıçağı olduğu için kepçeyle almakta biraz zorlanacağım. Bu nedenden dolayı böyle bir kabıma harcımı boşaltıyorum. Evet, kıvamı oldukça akıcı arkadaşlar. Katı bir kıvam değil gördüğünüz gibi. Şimdi krep tavamı birazcık yağlıyorum. Evet, ısınmış tavaya bir kepçe krep hamurundan koyuyorum. Her yerine gelecek şekilde salladıktan sonra iki taraflı çevirerek pişiriyorum. Çorbalık için pişireceğim krepleri arkadaşlar kalın yapacağız. Bu birkaç tanesini bu şekilde kızım için krepler hazırladım. Daha sonrasında içerisine çikolata koyup krepleri bir güzel afiyetle yedi. Dediğim gibi sadece krep de yapabilirsiniz bu tarifte. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra şimdi çorbamız için krepimizi pişiriyorum. Gördüğünüz gibi ısınmış tavaya dolu dolu iki kepçe krep hamurundan koyuyorum. Bu biraz kalın olacak. Çünkü bize biraz kalın krep lazım. Aynı şekilde iki taraflı pişiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çorbamızın kreplik hamuru pişti. Şimdi bunu keseceğim. Evet. İnce pişirdiğim krepler ve çorbalık için pişirdiğim krep hamurumuz hepsi hazırlar. Evet. Krep hamurumuzu bu şekilde ince ince şeritlere keselim arkadaşlar. Erişte keser gibi. Evet, krepimizi bu şekilde ince ince şeritlere kesiyoruz arkadaşlar. Krepimizi bu şekilde çorbalık için hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çorbamız için kreplerimizi kestik. Gördüğünüz gibi. Bu
bu şekilde görünüyorlar arkadaşlar. Erişte gibi. Evet, şimdi çorbamızın yapılışına geçiyoruz. Yaklaşık 200-250 milim kadar tavuk suyu, varsa et suyu fark etmez. Mutlaka bir et suyu veya tavuk suyu kullanın arkadaşlar. Daha çok lezzetli olacaktır çorbanız. Ben önceden yapıyorum. Derin dondurucuya kaldırıyorum. Yaklaşık 1,5 litre de sıcak su ekledim. Kaynamaya bıraktım. Ve kullanacağım baharatlar arkadaşlar hepsi kuru olacak. Kurutulmuş şekilde bu baharatları kullanıyorum. 1 yemek kaşığı soğan kurusu, yarım yemek kaşığı sarımsak kurusu. Bu da kurutulmuş sebze baharatı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde pırasa, havuç hepsi var. 2 yemek kaşığı o baharattan kullandım. Ve yaklaşık 1 tepeleme yemek kaşığı da tuz ottan kullandım. Tuz otun içerisinde de oldukça baharatlar vardır. Lezzet verecektir. Bu da vürte arkadaşlar. Türkiye'de bu soya sosu gibi bir şey oluyor. Soya sosu alternatif kullanabilirsiniz. Evet, suyumuzu kaynatıyoruz ve kaynamış olan suyumuza kesmiş olduğumuz krep hamurlarımızı atıyoruz içerisine. Şöyle bir 1-2 dakika kaynatıyoruz. Çok çabuk olan bir çorba arkadaşlar. Daha sonrasında susam yağı dökelim. Hem parlaklık verecektir hem lezzet verecektir çorbamıza. Oldukça hem sağlıklı hem de hafif bir çorbadır arkadaşlar. Eğer kurutulmuş sebzelerden bu çorbayı yapmazsanız hepsini taze sebzelerden de kullanabilirsiniz. Ama ön hazırlık yaparak, kavurarak bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini ince ince doğrayın. Daha sonrasında suyunu verip bu şekilde krep hamurlarını ekledikten sonra birkaç taşım kaynayınca çorbamız hazır olacaktır. Ve servis tabağımıza alıyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Çok farklı bir lezzetli bir çorba. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Ayrıca ben bu çorba tarifiyle krep hamuru yerine Çin makarnası var ya arkadaşlar. Çin makarnasını da kullanıyorum. O da çok güzel oluyor. Onu da aynı şekilde krep hamuru yerine Çin makarnası kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi oldukça duru bir çorba ama inanılmaz lezzetli. Zaten çorba duru olur. Bunun içerisine un, bir şey kavurma yapmayacağız. Kıvamını yoğun tutmayacağız. Bu şekilde duru bir çorbadır. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca zil sesini açarak paylaşacağım videolarımı kaçırmamış olursunuz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.